Merhaba arkadaşlar. Nur gülüntü ve yeni yollar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar uzun zamandır bu yağ yeşili yazmayla bir model hazırlamadık sizlerle beraber. Böyle yağ yeşili tek bir tülbentimiz var. 21 numara tığımız ve gördüğünüz bu renklerden oluşan bir modelimiz olacak ve pipet olarak da arkadaşlar meyve suyu pipetini de aparat olarak kullanacağız. Şöyle sallantılı güzel bir akide şekeri modeli hazırladım. Bir iğne den bir de tığ oyası olarak inşallah videolarımız bu şekilde devam edecek. Evet şimdi sizler için hazırladığım modelime bakalım. Evet hazırlamış olduğumuz modelimiz bu şekilde. Şöyle tığ oyası dediğim gibi tığ oyasına en yakışan arası üçgen kirpikli tırabzanımız ve yaprakların arasında 3 dalın üzerine 3 tane akide şekeri yaptık bu şekilde. Şöyle çok güzel oldu arkadaşlar. Hem kolay hem de böyle şeker mi şeker bir model. Sallantılı bir model. Şöyle. Sallantılı olması için bu şekilde de meyve suyu pipetini kullandım. Daha da sallantılı olsun isteyenler bu kalemde kullanabilir. Kalem biraz daha büyük olduğu için. E, cam sil hortumu da biraz küçük arkadaşlar. Tam ortası bu bana iyi geldi. Şöyle meyve suyu pipetinin ucunu kestim. O esneyen kısmı kesip uç kısmından böyle bir aparat hazırladım modelimiz bu arkadaşlar. Zarif ve hoş. Yapılışı da kolay bir model oldu. Hemen şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet, bu şekilde her zamanki gibi şöyle tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırladık ve tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik. Ara mesafesi olarak yedi tane bırakacağım. beş tanesini daha önce hazırladım. Şimdi iki tanesini de sizlerle yaparak 7'ye tamamlayacağız. Bakın arkadaşlar tığ battığımızın üzerine sık iğne ile sabitledikten sonra iki tane zincirimi çekiyorum. Bir defa tığımı doladım ve şöyle 2 2 alarak bir trabzan yaptım. 4 zincir kapatıyorum zincirimi buraya ve iki tane zincir daha çekip şöyle üçgen trabzan oluşturdum. Bakın çok güzel bir ara suyu ben çok seviyorum arkadaşlar. Bu şekilde tığa yakışan en güzel ara diyebilirim. Şöyle iki zincirimi iki, iki alarak trabzan yaparak sabitledim. Ve 4 zincirden oluşan bir tane tomurcuk hazırladım. Şimdi iki zincirimi çekiyorum. Yandaki boş olan tığ battıya sabitledim. Evet 7 tane bu şekilde kirpikli trabzan ara mesafesi de bu kadar da yeterli arkadaşlar. Sizler için de Hani bazen örnek amaçlı az bırakıyorum diyorum ama bu sefer tam bir ara mesafesi bıraktık. Şöyle 2 2 alarak trabzanımı hazırladım. Yine iki zincirimi çekip sıradaki tığ battıma kapattım. İki zincir bir defa tığı doladım. Hemen yandaki tığ battıya giriyorum. Şöyle 2 ve 2. Kirpiksiz boş trabzan yaptık. Yanına da yarım bir üçgen trabzan yaptık 9 tane zincir çekiyorum hemen şöyle ters çevirdim bu boş olan trabzanımın tepe noktasına kapatıyorum bu şekilde şöyle bir zincirle düz yüzüne döndüm bir defa tığımı doladım yuvadan girip üçünü birden alarak buraya minik bir trabzan oluşturdum bir defa tığımı doladım Şöyle 2 ve 2. Yine bir defa tığımı doluyorum. Şöyle 1 2 ve 2. Bakın bu köşedeki bir dönüş hepsini bir aldığımız trabzanla beraber 4 tane trabzanımız oldu. 2 defa tığımı doladım. Şöyle yine 3 seferde 2 2 ve 2. 2 defa tığımı doluyorum. Minik yaprağı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Zincir sayısını, alım sayısını fazla uzatmadan bu şekilde yaprağın trabzanlarını hazırladık. Bu altıncı trabzanımızın içine 4 zincir çekerek bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Ve 5 tane buraya sık iğne yapıyorum. Son trabzana. 3 4 5 ve alt altın bu şekilde yuvada sabitliyorum şöyle dibine bir zincir çekip yapmış olduğumuz yaprağın sağ tarafı şöyle kaydırdım aparatımı aldım bu şey meyve suyu pipetini aparat olarak kullanıyorum buraya bakın üç tane aynı şekilde yuvadan şöyle dibinde iki zincir çekerek ilmek toplayacağım şöyle ar diyorum pipetime tekrar 1 2 Evet 3 arkadaşlar bu şekilde 3 tane yaptık şimdi bir zincirimi yine çekiyorum Bakın, bir defa tığımı doladım yuvanın içinde girdim şöyle üçünü birden alarak trabzanımı yaptım şu ilk baştaki dönüş trabzanı bu şekilde yaptık Bakın. şimdi şöyle çıkartalım sabitlendi artık aparatı rahat bir şekilde yapacağız. ilmeklerimizin boyutu bu kadar. Şimdi bir defa tığımı doladım. Bakın 2 2 alarak minik bir trabzan yapıyorum yanına. Ve yine bir defa doladım. Şöyle 1 2 2. 3 seferde aldığım bir trabzan oluşturdu. iki defa tığımı doladım. Yine 3 seferde alacağım. Fakat bu sefer 2 2 ve 2 olarak şöyle. Bakın 5. trabzanı bu şekilde yaptık. 6. trabzan için tekrar 2 defa tığ dolayıp şöyle 1 2 2 son 2'yi de alarak trabzanı bitirdik. Bakın aynısı oldu birebir. Sağda yaptığımız yaprağın aynısını sola da bu şekilde yaptık. 4 zincirimi son yaptığım trabzana kapatıp geriye kalan kısma 5 tane sık iğne yapacak Bakın. 4 zincirli tomurcuktan sonra kalan trabzanın içine 5 sık iğne. 2 3 4 ve 5 6. yine bu 9 zincirli ana yuvada kapatıp şöyle yaprağımızın işlemini tamamladık. Evet yaprak işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi iki zincirle aşağı iniyorum ve boş olan tığ battıya kapattım. Başta yaptığımız bu ara suyunu yine aynı şekilde 7 tane yaparak devam edeceğiz. Şöyle 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir kapatıyorum. 1, 2 zincir boş olan trabzanım. Evet, yapmış olduğumuz kirpikli üçgen trabzanımız. Yine iki zincirimizi çekip bir defa tığımızı doladık ve şöyle iki iki alarak bir trabzan oluşturduk. Dört zincir. Kapattım. Tekrar iki zincir ve tığ battıya girip kapattım bu şekilde arkadaşlar 7 tane yapacağız sonra bu yaprağı gösterdiğim şekilde yapıp çimenimiz devam edecek şunu ben 7'ye tamamlayayım akide şekerlerimizde buluşalım arkadaşlar Evet ipimizi tığımıza tutturduk ve şimdi ilk dalımızın içine sık iğne ile girerek ipimizi buraya sabitliyoruz 1 2 3 zincirimi çektim. 2 defa tığımı doladım ve yeşil dalın arasına girerek bu ilmeği dal olarak kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle 2 ve 2. 3 seferde aldığım bir tırzan. 1 2 tane zincir çektim. 1 defa tığımı doladım. Bu 2 zincir benim alacağım ilmeklerin boyutu tığımı doladım ve trabzanın arasına girip bakın şu boşluktan yapmış olduğum boşluktan girip iki zincir boyutunda ilmeğimi uzattım şöyle her seferinde tığımın başını dolayarak ilmeğimi bu şekilde çıkarıyorum toplamda 10 tane çıkaracağım arkadaşlar şöyle 3 4 5 6 7 8 şöyle bakın oluşuyor ilmeklerim. Evet, ilmekleri bu şekilde oluşturduk. Şimdi burada çekersiniz arkadaşlar yukarı doğru ilmeklerini sıyrılır. Bakın, işin püf noktası bu yeşil dalın içine de girip ilmek almadığınız sürece yukarı sıyırmayın. Yine tığımın başını dolayıp buradan ilmek çıkardım. 10 olan ilmeğim iki, her seferinde doladığım için burada 20 tane ilmek var arkadaşlar ve bu şekilde bakın yukarı doğru hepsini çektim şöyle buraya sık iğne ile sabitledim bakın burada bir tel oluştu yine aynı şekilde iki defa tığı dolayıp bu yeşil dalın içine giriyorum şöyle bir iki iki dört seferde dört seferde bir trabzan yaptım buraya tamurcuk için 4 zincir çekiyorum ve bakın bu teli de alıyorum trabzanla beraber şöyle tertemiz bir iş çıkarıyoruz geriye kalan kısma da bu şekilde 8 tane 7 tane sık iğne dolduracağız şöyle 2 3 4 5 6 7 8. de bu yeşil dalın içinde ilmeğin içinde sık iğne ile sabitliyorum Evet akidi şekerimizin yapılışı bu şekilde arkadaşlar çok da kolay şöyle verdiğim sayılara ölçülere dikkat edilerek yapılabiliyor bir zincirimle şöyle ortadaki dalımın içine geçiş yapıyorum bu bir zincir benim geçiş köprü şöyle arkadaşlar ilmeği tam ortalayın hani dön, dönmüş olmasın. Yine 3 tane zincirimi çektim bakın. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2. 2 tane zincir bir defa tığı doladım. Bakın, bu iki zincir benim ilmek boyutum olacak. Yine trabzanın arasına girip 10 tane ilmek alacağım. Bu 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Bakın. bu şekilde yine ilmeği tığıma dolayıp 10. da dalın içinden alıyorum şöyle bakın, hepsini bir kapatıp buraya sabitledim. 2 defa tığımı doladım. Şöyle ilmeğin arasına girip 1 2 2 ve 2 4 zincir 4 zincirimi buradaki trabzanın arasına girip kapattım. Geriye kalan kısma 7 tane sık iğne dolduruyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 6 Bakın sonuncu ve 8. sık iğneyi yeşil dalın üzerinde yapıp şöyle dibine bir tane bu şekilde sık iğne yapıyorum. Yuvanın içine girdim. Sabitledim. Şöyle 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığımı doladım. Hemen ilmek alıp 3 seferde 2 2 ve 2 3 zincirin kenarına 3 seferde aldığım bir trabzan yapıp şöyle 2 zincir çekiyorum yine bu ilmek boyutunu belirliyorum bir defa tığımı doladım trabzanın arasına girip yine bu şekilde 10 tane ilmek toplayacağım bakın 3 4 5 şöyle göstereyim topladığım ilmekleri 6 7 8 9 ve 10. yüğü yine tığımın başına dolayı dalın içinde. Bu dalın içinden almadan ilmeği arkadaşlar yapması zor olur. O yüzden dalın içinden de bir ilmek alıp şöyle hepsini bir sıyırması kolay oluyor. Yoksa yukarı doğru toplanıp gider ilmekleriniz. Evet yine iki defa doladım. Şöyle trabzan yapacağım. Bir 2 2 ve 2 4 zincir yuvanın içine giriyorum ve sabit 7 tane buraya sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 hemen 8. bu yeşil dalın içinde kapatıp üzerine de bir zincir çekiyorum. İpimi kopardım. Evet akide şekerlerim hazır bakın arkadaşlar. Şöyle çok güzel kalıp gibi akide şekerleri yaptık. Şöyle düzeltelim. Şu ipleri de arkada yakalım. Hemen geliyorum. Evet. Şöyle yağ yeşilin üzerine pembe ve sarıyı renk de çok güzel açtı. Eğer siz de böyle yağ yeşili bir tülbente yapacaksanız arkadaşlar bu renkleri tercih etmenizi isterim. Tabi yanına mavi de katabilirsiniz. O da çok güzel açar. Şöyle. Ben çok beğendim bu renkleri. Çok da tatlı duruyor. İnşallah bu renkler kameraya da benim gördüğüm gibi yansır arkadaşlar. Şöyle bir de sallantılı halini bakatayım dedim. sallantılı bakın şöyle eğer daha da sallantı seviyorsanız kalem kullanabilirsiniz arkadaşlar bu kalemden bir tık daha küçük şöyle göstereyim telefonum kaymış Evet modelimiz bu yapımı da tane tane yavaş yavaş anlattım İnşallah anlaşılır da bir çekim olmuştur işinize yarayan bir güzellik olmuştur. Şöyle sizler için daha önce hazırladığım pembe rengim ve şöyle sarı rengim. Şöyle tutsam sallantılı olduğu için bu şekil tutuyorum. Daha net gözüksün diye arkadaşlar. Evet. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.